Biliyor musun ben ne yapacağım? Canım ne isterse yiyeceğim. Evet. Ne yiyeceğimi söyleyeyim sana. Hamburger yiyeceğim. Atıştırmalıklardan yiyeceğim ve... İstediğini yiyebilirsin. Teşekkür ederim. Zoha. Burada ne yapıyorsun? Ve oraya giden yanındaki adam da kim? O sen onu mu soruyorsun? O dikiş merkezinin yeni amiri oluyor. Yani? Yanisi hanımefendi ona iplerle ilgili sipariş işini öğretmemi istemişti. Öyle mi? Yani burada iple ilgili sipariş alıyorlar öyle mi? Hayır. Şef bana öğle yemeği saatinin geldiğini söylemişti. Bu yüzden... Yeter. Seni aşağıda bekliyorum. Seni eve bırakacağım. Çabuk. Bu da nereden çıktı? Şimdi hemen gidip anneme durumu yetiştirecek. Ben de bir insanım. Gezintilere çıkmak... İyi otel ve restoranlarda yemekler yemek istiyorum. Sefalet içinde yaşamak istemiyorum. Zoha, sen isteklerini yerine getirmek için bu yolu mu seçiyorsun yani? Ben bundan başka bir yol bilmiyorum. İsteklerimi ancak bu şekilde yerine getirebilirim, o kadar. Senin bu isteklerini yerine getiren insanların senden de istediği bir şeyler vardır. Bunu unutma. Basit hayatımdan çok sıkıldım. Benim hayatımın hiçbir çekiciliği yok. Küçük isteklerim için bile yalvarmam gerektiğinde ve o küçük isteklerle bile yerine getirilmediğinde ben ne yapabilirim ki, anlıyor musun? Benim tek bildiğim bu yolun doğru olmadığı Zoha. Beni anneme şikayet edebilirsin ve hatta istersen onu bana karşı kışkırtma konusunda da serbestsin. Ama şunu unutma, yolumdan dönmeyeceğim. Aman tanrım. O ihtiyara vurduğum zaman bütün hıncımı aldım. Ve kendimi tıpkı James Bond gibi hissettim. Bütün öfkem ona vurarak bir anda ortadan kaybolmuş gibi. Ben nedense hiç senin dediğin gibi hissedemiyorum. Evet. Aslına bakarsan onun yükünden kurtulduktan sonra kalbim inanılmaz derecede hafifledi. Ama o asla değişmeyecektir. Bak, yarın yine dürbünüyle bizi izlemeye devam edecek. Onun teklifine sessiz kaldığımda çok fazla şey düşündüm. Aklıma bir sürü şey geldi. Kafamda bir sürü düşünce belirdi. Düşüncelerini duymama izin ver. Aklında ne var? Aslına bakarsan ben o ihtiyarı arkadaşlarıma nasıl eniştem diye tanıştıracağım diye düşünürken... Hayır. Dur. Ne oldu bakalım? Ne düşünüyorsun? Düşünüyordum da... Şu an kalbimde bir umut ışığı var. Allah göstermesin. Eğer bir gün bu ışığı gölgeleyen bir durum olursa... Ben o zaman bankanın teklifini kabul etmek durumundayım. Yani beni arkadaşlarımın önünde küçük düşürmeye karar verdin. Onu kabul etmen rezil olmam anlamına gelir. En azından onun önemli bir özelliği var. Aman tanrım Roha. Onun özelliklerinin farkında mısın? Niteliklerini biliyor musun? Onun kötü özellikleri epey flörtöz ve yaşının büyük olması. Bu özelliklerinin farkındayım. Ama benim için en önemli özelliği ne biliyor musun? Bekar olması.